Ekmek ve Gül'e hoş geldiniz. Her gün bu ekranlardan özellikle kadınların hayatında değişenleri, dönüşenleri konuşuyoruz. Bin bir derdin birini ortaya koyuyoruz. O bir derdi de ötekilerle bağlıyoruz biliyorsunuz. Kimi zaman şiddet oluyor bunun adı, kimi zaman yoksulluk, kimi zaman işsizlik, kimi zaman meclisin bize reva gördüğü uygulamalar, kimi zaman savaş, kimi zaman kadınların mücadelesinin yaşadığı sorunlar. İşte bütün bunlara bir topluca bakma ihtiyacı içerisindeyiz. Özellikle bu dönem. Çünkü kadınlara karşı topyekün bir saldırının olduğu bu dönemde topyekün bir mücadelenin olanaklarının da tartışıldığı günlerden geçiyoruz. Kadın hareketinin bu çok farklı alanlarda topyekün bir saldırı olarak yaşanılan bu sürece karşı cevabı ne? Mücadelenin yol haritası ne olacak? Gerçekten kadınların bütün bu saldırılar karşısında giderek genişleyen, farklı kadın kesimlerine de ulaşan mücadelesi nasıl mümkün olacak? Ekmek ve Gül bu soruyu masaya yatıracak farklı kadın kesimleriyle efendim. Bugün bunun bir başlangıcı olsun istedik. Bunu tartışacağız elbette ama başka konularımız da var. Çünkü gündem aynı zamanda kadınlar için akmaya devam ediyor. Bu gündemde de elbette ki kadınların kazanımları, mücadeleleri Ekmek ve Gül ekranlarından sizlerle paylaşılacak. Ne izleteceğiz size bugün? Hemen onu görelim. Arkasından başlayalım sohbetimize. Kadınlar haklarını sıfırlayan yasa önerileriyle, savaşın yarattığı korku ve yıkımla, ağırlaşan çalışma ve yaşam koşullarının dertleriyle karşı karşıya. Peki ya mücadele? Kadın hareketi, kadınların hayatını her yönden etkileyen bu saldırılar karşısında nasıl yol alacak? Nasıl bir mücadele hattı ortaya koyacak? Ekmek ve Gül'de konuşuyoruz. Ugandalı Jessica Nankabirwa cinayeti davasında karar duruşması görüldü. Sanığın avukatı, niye tasarlayarak öldürsün, sevgilisi değil sonuçta dedi, ceza indirimi aldı. Jessica'nın avukatı Meriç Eyüpoğlu, karar duruşmasına dair ayrıntıları Ekmek ve Gül'de anlatıyor. Şiddetin önlenmesinde hadım çözüm mü? Boşanma komisyonunun önerilerinde yer alan hadım cezasını kadınlar nasıl değerlendiriyor? Kocaeli'de sokağa çıktık, kadınlara sorduk. Yanıtlar Ekmek ve Gül'de. Avo'nun Gebze'deki deposunda sendikalı oldukları için işten atılan 8 işçi, fabrika önünde direnişe geçti. Asgari ücretle zor koşullarda çalışan, hak gasplarıyla ve tacizle mücadele eden işçilerin sosyal medyada bir amaç için güzellik, Avon direnişte etiketiyle başlattığı kampanya Ekmek ve Gül'de. Türk İş'e bağlı belediye iş sendikasında örgütlendikleri için Avcılar Belediyesi'nden atılan temizlik işçilerinin eşleri Ekmek ve Gül'de anlatıyor. Ekmek ve Gül devam ediyor. Bugün iki konuğumuz var stüdyomuzda. Sevgili Deniz Şimşek, Gökkuşağı Kadın Derneği'nden ve aynı zamanda KECA üyesi ve Pınar Türk, Sosyalist Kadın Meclisleri, İstanbul İl Sözcüsü. Hoş geldiniz ikiniz de. Teşekkür ediyorum. Aslında programı açarken sorduğum soruları bir süredir siz de farklı kadın kesimleriyle birlikte, hep birlikte, mümkün olan en geniş kesimle birlikte tartışmaya çalışıyorsunuz. Çeşitli forumlar gerçekleşti bu süre içerisinde. Hatta bir tanesini çok yakın zaman önce de yaptınız. En temel soru bu galiba. Hani bu kadar konuşuyoruz bu saldırıları. Peki biz şimdi ne yapacağız sorusu. En temel gündemimiz. Ama önce bir tabloyu tartışalım isterseniz. Yani seninle başlayalım. Şimdi mesela forum çağrısında kadınlara şöyle bir tablo çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki içinde bulunduğumuz süreç aslında her türlü özgürlük mücadelesini boğmaya ve yok etmeye yönelmiş durumda. Özellikle kadınların da özgürlük mücadelesine yöneltilmiş ve sivri bir okta var. Sen memleket tablosunu kadınlar açısından bugün nasıl görüyorsun? Nasıl yorumluyor kadınlar bu süreci? Şimdi zaten bayağı bir ekranda da izledik. Hani genel tabloya baktığımızda hoş bir şey gözükmüyor. Yani hani ara ara belki hani AKP'nin iktidara geldiği dönemden itibaren düşünürsek ara ara bazı şeyler yapıldı gibi gözüküyor. Hani bunları da birlikte biraz konuştuk program öncesi de. 6284'ün çıkması gibi. Tabii bunun pratiği çok tartışılır. Bununla beraber ne kadar bazı şeyler varmış gibi olsa bile zamanında maalesef ki hani o pratik üzerinden gerçekten çok büyük bir gerileme de söz konusu. Şu anki tabloyu tabii ki iyi görmüyoruz. Yani çok ciddi bir savaşın içerisindeyiz. O savaşla gelişen ki biliyorsunuz savaş sonuç itibariyle gerçekten kadın bedeni üzerinden gelişiyor. Esasen kadın bedeni işgal ediliyor. Ve Kürdistan'da bir savaş yok. Bununla beraber Batı'da tümüyle hem emekçilere yönelmiş hem de kadın hareketine yönelmiş çok ciddi bir duruş var, çok ciddi bir pratik var.
En son bu boşanma komisyonunun oluşturduğu, çıkardığı kararlar da zaten bunun çok önemli bir göstergesi. Ne yapmaya çalıştıklarının çok önemli bir göstergesi. Hı hı. Bu yönlü tablo iyi değil, karanlık. Gitgide daha da karanlığa doğru gidiyor. Hı hı. Ve hani baktığımız zaman işte bombalar patlıyor. Tabii Batı etrafından düşünürsek. Kürdistan'daki savaşın etkileri ve Batı içerisinde de işte bu bombaların patlaması, doğal olarak demokratik güçlere yapılan müdahaleler ve bununla beraber eşgüdümlü olarak kadına yapılan, kadın mücadelesine bir yandan da kadın mücadelesini gerileten pratikler söz konusu. Bu yönlü tablo iyi değil. Evet. İyi çizemiyoruz. Yani gülümseyen bir yüz yok ama biz mücadelemize devam edeceğiz tabii ki. Sen nasıl cevaplarsın Pınar bu soruyu? Şimdi bugünlerde yeni bir kabinenin kurulduğu, aynı zamanda dokunulmazlık tartışmalarının yaşandığı, yani kadınlara özelmiş gibi durmayan ama bütün bir memleketin siyasi gidişat açısından çok önemli tartışmaları da beraberinde getiren, dolayısıyla bizim de tartışmalarımızı da içermek zorunda olduğumuz bir süreç bu aynı zamanda. Siz nasıl bir tablo çiziyorsunuz kadınlar açısından? Öncelikle Gezi'den önceki, yani kürtajın yasaklanma sürecinden bu yana kadar ben kadın hareketinde çok güçlü bir sokağa çıkma isteği ve iradesi görüyorum. Hı hı. Bu zaten kürtaj eylemlerinden başladı. Gezi'de daha da güçlendi. İşte cinsiyetçi sloganların değiştirilmesi vesaire diye Gezi'ye yön verdi kadınların aklı ve iradesi. Ve tabii o zamandan bu zamana kadar gelişen çok güçlü pratikler oldu kadınların. Özgecan isyanı da bunlardan bir tanesiydi. Ya bu tüm AKP'nin ya da hükümetin kadına dönük gerici politikalarının yanında bir dışa, kadının öfkesinin bir dışa vurumu da bugün söz konusu. Yani tabii ki gidişat iyi görünmüyor. Sonuç olarak hükümet ya da devlet aklı erkek, tamamen bir erkek egemen zihniyetle örülü ve buna dair bizim mücadelemiz de haliyle zor oluyor, kolay olmuyor ki kadınlar pek çok şeyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Önce evde işte babası, eşi, kardeşi vesaire mücadele ediyor. Sokağa çıkıyor, devletin kolluk güçleriyle, devletin kendisiyle mücadele etmesi gerekiyor. Bu yüzden kadının özgürleşmesi ya da sokağa çıkması gerçekten kolay olmuyor. Ama sokağa çıkan bir kadını da yere eve çevirmek kolay olmuyor. Devlet de bunu çok iyi biliyor. Ve bunu çok iyi bildiği için de kadınların örgütlenmesi önüne pek çok engel koyuyor. Kadınları sokağa çıkartmama noktasında pek çok şey yapıyor. Bu iradesini görüyor aslında devlette. Aslında baktığımız zaman da AKP'nin ya da devletin tüm politik hattını belirleyen kadın politikası oluyor. Bir şey atıyor ortaya. İşte kürtaj ortaya attı. Gündem oldu. Hani bir nabız ölçme durumu da oluyor aslında. Hükümet böyle bir nabız ölçüyor. Çünkü kadınlar gerçekten sokağa çıkmaktan korkmuyorlar. Hı hı. Evet, kadınları örgütlemek zor. Kadınlara ulaşmak zor. Ama kadınlar sokağa çıkmakta bir tereddüt görmüyorlar. Hı hı. Ben bu noktada hani kadın hareketinin çok sokağa çıkabilen, sokağa zorlayabilen şu an yegane hareket olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Biz kadınların da, kadın örgütlerinin de, hatta tüm örgütlerin dediğim, ona karma örgütler de dahil olmak üzere kadın mücadelesine daha fazla ağırlık vermeli ve özen göstermeleri gerekiyor. Biraz öyle bir yönelim de aslında var gibi, değil mi? Hani son yıllara dönüp baktığımızda. Şimdi sen sokağa en çok tutan kesim olduğunu söyledin kadınların. Evet, bu hani söylediğin sürece baktığımızda hakikaten hep insanın aklına böyle çeşit çeşit eylemler geliyor kadınların, ama bu çeşit çeşit eylemler hep böyle bir, hani AKP bir şey söylüyor, biz karşısında bir şey koyuyoruz. AKP bir saldırı ortaya koyuyor, biz ona nasıl cevap vereceğimizi tartışıyoruz, bir eylem ortaya koyuyoruz gibi ilerliyor sanki. Hani böyle bir cevap yetiştirme, bir hani saldırıya bir cevap oluşturma gibi bir derdimiz var. Bunu nasıl değerlendirirsin? Yani bu insan, bu hani hareketi güçsüzleştiren bir şey mi, yoksa hani tam tersine diri tutan bir şey mi? Bu saldırı karşısında habire böyle cevap oluşturma çabası nasıl yansıdı kadın hareketine? Aslında bu sadece kadın hareketinin sorunu değil. Bu aslında tüm gündemlere dair olan bir sorun. Bir şey oluyor, ondan sonra insanlar ya da örgütler sokağa çıkıyor. İşte buna bugün dokunulmazlık dahil. Yani aslında bağıra bağıra geldi, yani dokunulmazlıkların kaldırılacağı, işte HDP'li vekillere dokunulacağı bağıra bağıra geldi aslında. Bilinen bir süreçti ama çok sokak tutulamadı.
Hani hı hı. bu noktada da hani eksiklikler var. Aslında sadece kadın hareketinin değil, bu genel hareketlerin bir problemi. Ya biraz böyle hani örgütlenmekle de alakalı bir şey. Çünkü bir haklarımız var. Şöyle bir durum var, yani kazanılmış haklar var. Kazanılmış hakların geri verilmemesi için hani bir adım atılmadığı sürece sokağa çıkmak zaten çok mümkün olmuyor. Yani bir politika belirlemek için o politikanın önce bir oluşması gerekiyor. Hı hı. Hani politika oluşturabileceğimiz şeyin meydana gelmesi gerekiyor. O yüzden aslında bir şey ortaya attığında AKP insanlar ya da kadınlar üzerinde sokağa çıkıyorlar. Çünkü bir hak gaspı ya da kazanılmış bir mevzinin geri alınma durumu söz konusu olmadığı zaman da çok sokağa çıkılamıyor. Ama tabii evet. öngörülebilir mi? Tabii ki öngörülebilir. Sonuçta hani belki kadın hareketi noktasında değil ama pek çok politik meselelerde bir şeylerin geleceği belli oluyor aslında. Hani gelmeden önce bizim yapabilecek en iyi şeyimiz hani örgütlenmek, birebir kadınlara temas kurmak, örgütlülüğü geliştirmek olabilir ki hani böyle şeyler olduğunda hızlıca hemen sokağa çıkalım, sokağa tutalım. Evet. Deniz, şimdi hem sen hem Pınar toplam tabloyu tartışırken aslında birbiriyle hem ilişkili hem de birbirinden çok farklı konu başlıkları üzerinden saldırılar sıraladın. Hakikaten dönüp bakıyoruz mesela ne oldu bu son 5 sene içerisinde? İşte Kürtaj tartışmalarından tutalım da işte boşanmaların önlenmesi komisyonunun çocuk evliliklerinin teşvikinden hani başka bir dizi saldırısına kadar bir dünya şey. Aynı zamanda mesela kadınların emeğinin de hani gasp edilmesinin çok nasıl denir, öne çıktığı bir süreçte oldu. Parça parça böyle bir şey tartışmak zorunda kaldık biz. Buna ilişkin mesela kadınların örgütlü cevabının niteliği açısından ne söylersin? Mesela Kürtaj Aktır platformu oluşmuştu. Kürtaj saldırısı söz konusu olduğunda. Kadın emeği platformu oluşturuldu. İşte bu aile ve nüfusun işte korunması bilmem nesi çıkarıldığında. Mesela şiddet yasası çıkarken platformlar, yasa tartışmaları yapılırken ayrı platformlar. Yani böyle her saldırıya ayrı bir cevap oluşturma ve bir bölünme durumu mu var? Senin gözlemin ne bu açıdan? Şimdi saldırı derken aslında bunlar hep aslında tartışma konusu başlı başına. Şimdi arkadaşımızın aslında bıraktığı noktadan da ilerlemek lazım. Hani bir şey olduğunda hani haklarımız gasp edildiğinde sokağa çıkma durumu gibi. Esasen yani çok ciddi bir şey yavaş yavaş hayata sokuluyor. Ve hani şunu da öngörmek lazım, hani AKP ve iktidar politikaları hani tek yönlü değil. Hani kadını da içine alan işte ekolojiyi bir yandan götürüyor, işte emek politikaları bir yandan devam ediyor, diğer savaş politikaları devam ediyor ve hani tabiri caizse zaten hep kullandığımız da bir şey bu, yani kendi adıma da söylüyorum, işitleşen işitvari kadın politikalarını zaten yürütüyor. Hani öngörü, evet öngörüde biz gecikiyoruz ama o kadar koldan saldırıyor ki sonuç itibariyle o bölünmeler kaçınılmaz oluyor. Ya da esasen bunun belki biraz daha şey noktası, biz bir türlü yeterli derecede hani Türkiye, tüm coğrafya üzerinden konuşuyorum, gerekli o bütünlüklü örgütlenmeyi sağlayamıyoruz. Yani her bir şey olduğunda ortaya çıkıyoruz ve o hıza yetişebilir derecede biz kendi öngörülerimizde hareket etmiyoruz. O anlamda bizler yavaş kalıyoruz. Tabii ki sonuç itibariyle bu da şeyi getiriyor. Yani bir şey olduğunda sokağa çıkıyoruz. Oysa değil. Yani bizim daha alınacak çok hakkımız var. Yapılması gereken çok iş var. Ama belki hani oluşan politikalarla da yani belki işte rehavetin de çökmesi diyelim. Çünkü hani böyle bir şey de var aslında. Psikoloji de var belki. Hani bir şey olursa cevap verme gibi. Maalesef ki var olan bir şey. Bunu da bir an önce aslında yıkmamız lazım. Çünkü hani bu öğrenilmiş çaresizlik gibi bir şey. Bu kadın içinde var olan bir şey, işçi içinde. Genel anlamda bu kapitalist toplumun aslında erkek egemen toplumun da ürettiği bir şey. Yani biz bunu içselleştirerek öyle büyüyoruz ve anca kendimize doğru bir zarar geldiğinde savunmaya geçiyoruz. Öyle değil. Esas haklarımızı bizim bilmemiz gerekiyor. Ve hani yapı olarak biz zaten hani kadın özgürleşmeden toplum özgürleşmez diyoruz yani. Her şeyin aslında özünde gene kadın var. Bu açıdan zaten kadın mücadelesi çok önemli. Kürt kadın mücadelesi zaten belli bir noktada pek çok merhaleyi aştı ve bu anlamda da hızla ilerliyor diye düşünüyorum. Ama bununla birlikte işte dokunulmazlıkların kaldırılması, baktığımızda da
Yani kadın mücadelesini de meclise taşıyan esasen gene HDP'nin vekilleridir. Bu yönde de aslında ciddi bir anlamda kadın mücadelesine de var olan bir şey var burada. Yani orada diğer kadınların, tabii CHP'li bazı vekilleri de içinde ayrı tutarak söylüyorum, bizi temsil edecek kimse kalmayacak yakında. Yani bunu da düşünmemiz gerekiyor buradan baktığımızda. Ve gerçekten artık bütünlüklü bir mücadelenin gerekliliği ortada. Yani buna dair de bütünlüklü zaten... Bütünlüklü mücadeleden kastın nedir? Yani... yani işte emek platformu diyoruz, kürtaj yasası çıkar gibi olunca hemen o platform kuruldu. Bununla beraber diğer aslında bir sürü platform var. Baktığımızda Barış İçin Kadın Girişimi diyoruz, işte KÖM kuruldu. Şu anda adını sayamayacağım başka platformlar da var, aklıma gelmiyor ama Cinayetlere Karşı Önlem Grubu gibi, Cinayetleri Durduracağız platformu gibi vesaire. Sonuç itibariyle esasen bu topyekun bir şey. Sadece bir cinayet ya da kadına yönelen salt bir fiziksel şiddet ya da işte aile içi şiddet söz konusu değil. Yani devletin kendi içerisinde bunu ürettiği bir politikası var. Yani birebir bir mücadele değil bu artık. Bizim gerçekten iktidarla, devletle ve örmeye çalıştığı o sistemle ilgili bir mücadele. Ki hatırlayın Özge Can için de evet herkes ayağa kalktı ama hani şöyle bir cümle de o zaman kurulmuştu. İşte masum gencecik kızımız, yani belli bir prototip oluşturuluyor. Özge Can da onun aslında şeyiydi ama diğer kadın cinayetlerine neden sahip çıkılmıyor bu durumda? Yani burada çok soru işareti var. Bu yönlü gerçekten salt kadın cinayetleri üzerinden değil, aslında hepsi emek cinayeti bakarsanız. Bu da o da bir cinayet. İşte Ensar'dan tutun, üretilen diğer politikalar, şu anda belki onu da kısmen tartışacağız. Boşanma kurulunun oluşturduğu şeyler. Tümüyle aslında fiili olarak zaten kürtaj yasası şey fiili olarak var zaten. Yani hani bu da önemli. Çünkü pratiği tamam yasa olmasa bile fiili uygulamalar söz konusu oluşuyor. Ve hızla da ilerliyor. Evet. Biz o yüzden ciddi bir ses olmak zorundayız artık. Tam o bıraktığın yerden şöyle bir şey soracağım Pınar'a. Şimdi dedi ya aslında biz bir ses çıkarıyoruz. Hani bu bir taraftan bugün kadınlara yönelik saldırıyı bir püskürtmüş gibi de oluyor. Mesela kürtaj yasasının tartışıldığı dönem hakikaten çok geniş kadın kesimleri o eylemlere katılmıştı. Bu eylemlerin bir parçası olmuştu. Her ne kadar o dönem yasal olarak kürtajı yasaklayamasalar da biz o süreçte, o süreçten bu zamana görüyoruz ki hani bugün memleketin sağında solunda hangi kadına sorsak kürtajın fiilen uygulatılmadığını zaten kendi deneyimlerinden, komşusundan, arkadaşından bilerek, duyarak, yaşayarak söyleyebiliyor. Yani bir geriye çektirme, hani güçlü olduğumuzda bir yasayı geçirtmeme durumumuz var ama fiiliyatı değiştirememekle ilgili de bir sıkıntımız var galiba. Sen bu açıdan mesela kadın hareketinin parçalı mücadele platformları tartışmasına nasıl bakarsın? Bütünlüklü bir yol haritası deyince senin ve senin kurumun açısından nasıl bir şey ortaya çıkıyor, fikir ortaya çıkıyor? Ya tabii bu bölünmüşlük ya da parçalı dendiğimizde şundan kaynaklı oluyor. Sonuçta her kurumun, her örgütün işte ideolojik ya da önceliğini aldığı şey başkalaştığı için aslında bir bölünme durumu meydana geliyor. Ama şunda hemfikir yani kadın örgütleri. Mesele kadın olunca her şey bir kenara bırakılabiliyor yani. Biz yavaş yavaş aslında bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi kürtaj eylemlerinde yani CHP'li kadınların olmasının bir nedeni de buydu aslında. Orada özne kadındı ve kadının yaşayacağı bir sıkıntıydı. Yani çok somut bir talepti herhalde. En önemli noktalardan biri o. İdeolojik şeyleri, ayrışmaları bir kenara bırakarak sokağa çıktı tüm kadınlar ki bu mesela Gezi'de de böyleydi. İdeolojik ayrılıklar bir kenara bırakıp bir şeye karşı herkes sokağa çıkmıştı. Ve o karşıtlık üzerinden birleşmişti insanlar. Yani kadın hareketinde de böyle. Yani meselemiz kadın özgürlük mücadelesi. Yani kadın cinsinin ve aslında ötekileştirilmiş tüm cinslerin aslında özgürlüğü, özgürleştirilmesi paydasında birleşmek aslında parçalı gibi görünüyor ama yani olabildiğince bütünleştirmeye çalışıyoruz. Tabii bu zaman alacak bir şey. Sonuçta yılların vermiş olduğu bir aslında öğretilmişlik politikalarımız var. Ne engel oluyor peki buna?
Aslında hani herkesin dediği gibi hani bu kırmızı çizgilerimiz var diyoruz ya, çoğu kurum mesela bunu söylüyor. Aslında bunlardan çıkıp biraz hani ortaklaşmak, yani kendi kurumun ya da benden çıkmak ve bir bütün olmak, bir olmak açısından bir şey yakalamak gerekiyor. Bu forum bunun ilk adımıydı. Ve bunlar da daha da fazlalaşacak. Çünkü pek çok yerde mesela kadın örgütlenmeleri oluyor. Mesela Nepal'de Dünya Kadın Konferansı gerçekleştirildi. İkincisi gerçekleştirildi. Yani pek çok örgütten kadınlar oradaydı. Kendilerini var ettiler. İşte forumda da pek çok kadın örgütüne ulaşabildiğimiz kadın örgütlerine ulaşmıştık. Ve birlikte kadın özgürlük mücadelesi bakımından ne yapabiliriz demiştik. Yani şöyle, aslında ötekileştirme politikası olmayan, tırnak içerisinde söyleyeceğim, faşist olmayan diyeyim. Sonuçta hani faşizm çok geniş bir kavramdır. Ya da hani ötekileştirmeyen, hiçbir cinsi, hiçbir ırkı, hiçbir düşünceyi ötekileştirmeyen ve insan paydasında aslında buluşan bir şey yaratmaya çalışıyoruz biz. Hani bu noktada ortaklaşabildiğimiz partiler var, ortaklaşamadığımız partiler var ya da kurumlar var. Hani ideoloji bir kenara bıraksak bile bırakamadığımız yerler oluyor. Ya biz bunu söylüyoruz, her zaman da söyleyeceğiz. Yani kadın özgürlük mücadelesi noktasında insanı baz alan, özgürlüğü baz alan, eşitliği baz alan tüm şeylerde ortaklaşmak istiyoruz. Bir adımdı, tekrar söylüyorum, forum. Bunun da devamı gelecek. En rahat da bir araya gelebilen yine kadınlar. Bunu da söyleyelim yani. En rahat bir araya gelebilen, en rahat işte dışarıya, sokağa birlikte çıkabilen de yine kadın örgütleridir, kadınlardır. Bunu da altını çizeyim. Evet. Pınar forumun kapısını açtı bize, orayı biraz konuşalım diye. Forum, iki forum gerçekleştirdi kadınlar bildiğim kadarıyla. Bu en son yapılan, 15 Mayıs'ta yapılan, aynı zamanda hani programın başından beri konuştuğumuz bu konu başlıklarını da bir şöyle hep birlikte değerlendirelim, görelim tartışmasının da yapıldığı bir forum oldu. Hem bu forum ihtiyacını hem de o forumda ne tartıştığınızı, ne koyduğunuzu önünüze bir anlatır mısın bize? Tabii. Kimler bu forumun bileşeni, nasıl ilerlemeyi düşünüyorsunuz? Şimdi Keja öncülüğünde aslında bu forumun çağrıları yapıldı. Yani zaten hani bu eksiklik demeyeyim ama eksiklik diyeyim, niye demeyeyim? ya bir örgütlenme ihtiyacı, bir güç olma, mücadeleyi birleştirerek daha baskın sur oluşturabilme, değiştirebilme gücüne sahip olma esasen. Hani bizim amacımız buydu. İlk forum daha dar kapsamlıydı. Biraz daha 15 Mayıs forumuna yönlendirecek şekilde yapılan bir forumdu. Onun içerisinde yer almadım ben, alamadım. Ama 15 Mayıs forumunun içindeydim zaten. Bu anlamda olabildiğince geniş kapsam bütün kadın kurumlarıyla görüşme, yani daha doğrusu çağrılar yapıldı. Belki hani şeyi söyleyebiliriz, hani nicelik olarak sayımız azdı. Farklı etkinlikler de vardı zannediyorum o gün. Ama hani nitelik olarak gayet iyiydi yapılan forum. Orada belli tartışmalar oldu zaten, gelişti. Konuşmacılar işte CHP'nin eski genel yardımcısı zannediyorum, parti yardımcısı. Gülseren Onanç konuşmacıydı. Hatice Kopsuz konuşmacıydı. Kadın Adayları Destekleme Eğitimi Derneği'nden. Dernekten. Ve Filiz Keresteceoğlu, Gülten Kışanak. Ve Filiz Keresteceoğlu da söz alıp konuştu. Sabah Tüncel de vardı. Diğer arkadaşlarımız da vardı. Pek çok kadın kurumundan katılımcı arkadaşlarımız da vardı. Yani konuşmacıların zaten ortaklaştığı şey, evet, kadınlar daha kolay hep birlikte adım atabiliyorlar, konuşabiliyorlar. Ve en önemlisi, kadınlar daha kolay iletişim kuruyor, birbirine dokunabiliyor, birbirlerini daha iyi anlayabiliyorlar. Ama neden bu ortak mücadeleyi yapamıyoruz? Ya da hani aslında şu anda gerçekten bu ortak mücadelenin olması gerektiği önümüze çıkıyor. Yani Kürdistan'daki savaşı düşündüğümüzde zaten biliyorsunuz, Taybet Ana'dan, işte çocukların vurulmasından, insanların yakılmasından, kadınların yakılmasından çok acımasızca giden bir savaş var. IŞİD'le zaten var olan çok ciddi bir Suriye gündemi var, onu da biliyorsunuz. Bu yönlü zaten Kürdistan yanan bir alev, yani orası ateş yani. Orayı biraz dinledik tabii, hani Gülten Kışalak'tan. Ve bu anlamda bu savaşın sadece orada olmadığı,
Ve bu savaşla beraber aslında hani Batı'nın da elinden pek çok şeye gitmeye başladı. Yani bir korku imparatorluğunun da aslında kurulmaya başladığını hep beraber görüyoruz. Ne kadar ne düşünürsek düşünelim. Evet, kadınlar sokağa çıkıyor ama bir 8 Mart'ta biliyorsunuz alan İstanbul'da bize yasak edildi. Diğer alanlarda da sorunlar yaşandı. Ama İstanbul'da biz elimizden gelen mücadeleyi verdik. Ama bununla beraber... Polisin bir tedirginlikle de oraya gelen kadınlar tabii vardı. Çok bu da ciddi çok açık. Müdahalesi de vardı. Yani evet. Bu aslında bu şunu demek istiyor. Bundan sonrasında bu müdahaleler devam edecek demek istiyor. Ne kadar müdahale yokmuş gibi gözükse de etkinliklerimize, eylemlerimize şu anda görünen köy kılavuzu istemez. Bundan sonrasında artık çok rahatça kendi sesimizi de duyurabilecek mecralarımız, alanlarımız olmayacak. Yapılan uygulamalar bunu gösteriyor. Ve burada da işte birbirimize nasıl dokunabiliriz? Bunlar konuşuldu. Öneriler getirildi. Ve buradan çıkan sonuçta zaten gerçekten hani hepimizin ortaklaştığı ve Pınar arkadaşımın da söylediği gibi aslında biraz da hani ideolojik bağlamdan uzaklaşarak hepimizin kadın olarak hangi ortak noktalarda birleşiriz? Emekte, işte kadın cinayetlerinde, şiddette vesaire. Belki bu ortak paydaları belirleyerek nasıl yan yana gelebiliriz ve nasıl güç birliği oluşturabiliriz? Hı hı. Mutlaka ki AKP'nin içerisinde de AKP'nin politikalarına karşı duran ya da eleştiren kadınlar var. Yani bu amaçla da sadece kadın olma temelinde o noktadan çıkarak herkesle görüşmek istiyoruz biz ve umuyorum ki olumlu bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Bu ne kadar şeyle bağlantılı ilerleyen bir tartışma değil mi? İşte bu son iki gündür mesela çeşitli aydınların, akademisyenlerin aynı zamanda şey için mesela bu mecliste yaşanan tartışmalar, başkanlık tartışmalarının karşısına nasıl hani konumlanacağız tartışmasını açmak üzere birleşme çağrıları, işte farklı örgütlenmelerin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin hani bu tek adam diktatörlüğüne karşı ifade ettikleri cümle bu. Tek adam diktatörlüğüne karşı bir hani birlikte mücadeleyi nasıl öreceklerini de tartışmasının yapıldığı bir zamandan da geçiyoruz aynı zamanda. Şimdi bu forumun içerisindeki pek çok kadının da bir kulağı aslında bu tartışmalardı. Bu tartışmaların bir parçası çünkü kadınlar siyaset yapıyor yani aynı zamanda. Bu tartışmalarla bizim hani bu forumda ya da kadın alanında tartıştığımız arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Yani oradaki çağrıyla sizin forumda yaptığınız çağrı arasında bir benzeşme, bir eşgüdüm var mı? Ya tabii ki sonuçta bir sisteme karşı ya da şu anki işte tek adam diktasına karşı bir çağrı var. Burada kadın mücadelesine dair bir çağrı. Aslında buradan alan açmak. Yani işte diğer işte parlamentoda olsun ya da akademisyenlerle olsun ya da gazetecilerle olsun hani bir birlikte bir şeyi örgütleme çağrısına buradan da bir destek olmak. Oranın başaracağı birliktelikte buraya bir destek olacak yani. Sonuçta yani herkesin bağlı olduğu bir düşünce var hani hiç şüphesiz ama biz tabii her yerde bu birlikteliği görmek istiyoruz yani. Şimdi böyle söyleyip de yani gerçekten tabii parlamentoda işte evet diyenler dokunulmazlıkların kaldırılmasına yani aslında her yerde net olmak gerekir diyoruz. Hani bu çağrılar yapılıyor elbette ki ama ya çağrılara biraz da karşılık bulması gerekiyor. Yani en somutundan işte gazetecilere ve akademisyenlere saldırılarda hani kesimler birleşti. Hani bugün bir saflaşma oldu. Sonuçta bunu yaratan da iktidarın kendisi. Yani ya benim tarafımdasındır diyor ya da değilsindir diyor. Karşı taraftasındır diyor. Sana aslında başka bir seçenek de bırakmıyor. Yani bir orta yol yok. Yani orta yolculuk da yok bu sistemde. Yani şunu da söylüyor yani taraf olan bertaraf olur diyor. Taraf olmayan da bertaraf oluyor yani şu süreçte. Biraz kendi söylediğiyle de çelişiyor. O yüzden aslında bunu yaratan biraz iktidarın kendisi. Ve biz ezilenler yani şu iktidar karşısında iktidarın ezmeye çalıştığı kesimler olarak işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler,
işte Aleviler, Sünniler, yani tüm işte bu sistemin bir tarafa ittiği ya da itmeye çalıştığı kesimlerin birleşmesi gerekiyor. Yani bu her tarafa saldırıyor. Yani sadece kadınlara değil yani. Kadınlara saldırıyor burada. Maraş'ta Alevilere dönük bir politikası var. İşte mecliste seçilmiş iradelerimize karşı bir saldırısı var. Akademisyenlerimize var, gazetecilerimize var. Ya doğruyu söyleyen herkese var bir saldırısı. O yüzden yani birliğin her yerde olması gerekiyor. Biz kadınlar da buradan bir alan açmak istiyoruz. Evet. Şimdi aslında bütün bu tartışmaları yaparken belki dikkatimizi çeken en önemli noktalardan bir tanesi de kadınların talebinin hep iktidarca başka bir şeye dönüştürüldüğü bir süreci de yaşadık. Mesela şiddete onlar da karşı. Çocuk istismarına sıfır tolerans. Kadın cinayetleri bizim de sorunumuz. Bunlar hani iktidar sözcülerinin de çok ağzından dökülen cümleler biliyorsunuz. Ya da kadın temsiliyetinin ne kadar önemli olduğunu biz pek çok yerde işte yerel yönetimlerinden tutalım meclisin çeşitli kurumlarına kadar iktidar sözcülerinden de duyduk. Şimdi bunun bir başka yönünü ben izleyicilerimizle paylaşıp sonra sizin fikrinizi almak istiyorum. Biliyorsunuz çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Boşanmaların önlenmesi komisyonunun çeşit çeşit önerisi vardı. O önerileri her gün birini ele alarak biliyorsunuz kadınlara soruyoruz. Bugün hadım cezasına ilişkin yapılan öneriyi sorduk. Şimdi kadına yönelik şiddet nasıl durdurulacak sorusuna sokakta yanıt hep ya idam cezasıyla ya cezaların arttırılmasıyla ya da işte çocuk istismarı söz konusu olduğunda istismarcıların hadım edilmesiyle karşılaşıyoruz. Bu cevaplarla çok karşılaşıyoruz. Siz hatta kendinizi bir düşünün. Bütün bu haberler önünüze döküldüğünde bazen aklınızdan geçirmiyor değilsiniz bu tartışmaları. İşte iktidarın da sözcülerinin de acaba böylesi önerileri karşımıza çözüm olarak getiriyor olmasının bir hikmeti var mı? Bunu konuşacağız. Ama önce sokağa sorduk. Bu hadım tartışması nasıl bir tartışma kadınlar için? Bir onu görelim. Geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlandı. Bu raporda bir takım çözüm önerileri sunuldu topluma dair. Bu önerilerden biri cinsel istismarda bulunan erkek, tecavüz edilen erkek bundan sonra hadım edilsin. Sizce hadım bir çözüm mü? Bence değil. Çünkü çok fazla acımasız yani bu. Ya buna gerek yok zaten. Okullarda, ailede iyi yetiştirilirse çocuk bunlar olmaz zaten. Biraz da kişinin kendisine düşüyor. Bu çok acımasız bir çözüm bence. Peki sizce çözüm nedir? Tecavüze, istismara engel olabilecek şey nedir? Nedir? Erkeklerin daha iyi eğitilmesi okulda, ailenin daha çok ilgilenmesi, başıboş bırakıyorlar. Bence böyle ya. Peki eğitim sisteminde ne gibi düzeltmeler yapılmalı? Devlete burada ne gibi bir sorumluluklar düşüyor? Eğitim sisteminde sadece çocuklara ders öğretilmemeli, her şey öğretilmeli, hayat yani sırf test çözmeyi öğretmemeliler. Hayat dersleri de vermeliler bence. Ve böyle kadınlara saygılı olunmasını öğretmeliler. Gayet mantıklı diye düşünüyorum şu anlık. Ama ileride ne gibi sorunlara yol açar? Hiç düşünmedim şu anda. Peki neden peki gayet iyi olmalı? Hani başka bir çözüm olabilir mi senin için? Başka bir çözüm? Yani şu şekilde çocuk istismarları arttığı için ya idam edilmeliler ya da böyle bir çözüm getirmeliler. Bence hadım bir çözüm değil. İnsan haklarının da konusunda da biraz tartışmalı. Sonuçta o bireyin de belki bir hastalığı olabilir ya da başka bir problemi olabilir. Hani asıl eğitimle ve başka yöntemlerle bence düzeltilmeli. Bu hadım edildiğinde yani cinsel hiçbir suç işleyemeyecek diye bir anlamı yok yani. Taciz edebilir, illa tecavüz etmek zorunda da değil yani. Hadım olunca tacizi de yapabilir. Yani bence de hadım bir çözüm değil. Altta yatan bir psikiyatrik rahatsızlığı olabilir. Daha büyük problemlere yol açabilir. Hani insanlar daha kötü etkilenebilirler. Hoş olmaz yani. Hani daha gizli yollar bulabilirler bunu yapabilmek için. Doğru değil yani hadım. Evet. Peki eğer ki hadım uygulaması gelirse bir de şöyle bir durum var. Cinsel suçlar dışındaki suçlarla yargılanan bireylerin de sizce hadım edilme gibi bir durumla karşı karşıya kalma ihtimali var mı? Yani önü açılmış oluyor.
önü açılmış oluyor. Yani insanları en çok durduracak şey olabilir. Sonuçta bu toplumun en çok değer verdiği şeylerden birisi çocuk sahibi olabilmek yani. Bu korkular ama başka çözüm bulur insanlar. Daha gizli kapılar arkasında yapılır bence. Doğru değil yani hani. Daha insani çözümler olabilir. Şiddetin bir başka versiyonu. Hoş olmaz. Ben de katılıyorum arkadaşıma yani. Bence de hani onların da böyle bir şeye maruz kalma ihtimali artacaktır ama çözüm eğitim, her şeyin başının eğitim olması gibi yani. Daha doğrusu erkeklerin yetiştirilme şekli tabii anneden başlayarak olması lazım. Zaten bu tarz şeyler destekleniyor. Erkek çocukları her şeyi yapabilme özgürlüğü olduğu için. Yani en baştan eğitimden başlıyor. Annelere büyük iş düşüyor, kadınlara büyük iş düşüyor. Bizlere yani. Önce bizim yetiştirdiğimiz çocukları düzeltmemiz lazım. Çözüm bence. Çünkü onu örnek alıp daha çok yaygınlaşacak, şey olacak. Böyle birisi yapılırsa bence kesin çözüm olur. Evet. Örnek olarak yapılsın. Çok küçük yaştaki çocuklara da böyle bir cinsel istismarda bulunuyorlar. Yani öyle bir durum hiç kimsenin hazmedemeyeceği bir durum. Böyle bir durumda insan ilk aklına gelen edilsin. Evet. Hadım edilsin. Bu kadar. Yani ne kadar çözüm olduğu tartışılır ama hani bu olayın tekrar yaşanmaması için gayet ibret olacak bir şey diye düşünüyorum ben. Peki sizce hadımdan başka çözüm yolları var mı? Yani idam var bence. Ki hani şimdi yeni çıkan yasaya göre bu hani çocuklar tecavüzcüleriyle evlenecekmiş falan mesela. Hani böyle saçma bir şey yerine daha ibret olacak, bir daha yapılmamasını sağlayacak. Evet, yani kadınlar olarak yaşadıklarımıza dair sözümüzü de ortaya koyarken hakikaten söylediğimiz sözün ne kadar çok bizi etkileyeceğini bazen göremeyebiliyoruz. Bazen hani hakikaten AKP politikaları çok güzel hayatımızın, sözümüzün, eylemimizin içine sızabiliyor. Bu hadım tartışması da biraz böyle bir tartışmaydı ama başka alanlar için de herhalde aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdi dönüp baktığımızda mesela sizin de temel amacınız sadece zaten hep yan yana gelen, aynı sözü paylaşan, aynı eylemi paylaşan kadınları değil. Hani farklı kadın kesimlerini bu söylemlerden etkilenmiş ya da bu söylemin parçası olmuş kadınları da bu sürecin bir parçası yapmak istiyorsunuz. Hı hı. Nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz bunun için? Yani işte söylemler bir taraftan ortada, algılar ortada, fikirler ortada. Siz farklı kadınları bu sefer hakikaten içerebilmek için ne planlıyorsunuz? Şimdi tabii ki öncelikli olarak dokunmak, birbirimize dokunmak. Aslında hani şeyde de forumda da CHP'li Gülseren Anaş hep onu söyledi. Hani dokununca gerçek anlamda birbirimize dokunmayı da unutuyoruz. Hani iktidarın politikaları biraz da böyle. Hani tekçi politika işte arkadaşım da dediği gibi hani bendensin ya da benden değilsin. Benden değilsen de zaten hani yok olmaya doğru mahkumsun politikaları üretiyorlar. Birbirimize dokunmadığımız sürece de tabii ki birbirimizi anlamıyoruz. Ya da birbirimizi kim ne veriyorsa o verili bilinç üzerinden gelişen ön yargılarla hareket ediyoruz. Bu yönlü belki çok hani bireysel bir açıklama olacak ama gerçekten birbirimize dokunmayı önce sağlayacağız diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi hani ortak noktamız zaten kadın olmak ve kadına yönelen çok ciddi bir politika var. Bunun üzerinden ki bunu da gene söyleşerek, birbirimize dokunarak ortaya çıkarmak. Yani hani şu değil, gerçekten nedir? Hani sizin söyleminiz nedir? Siz ne istiyorsunuz? Bunu da ortaya çıkarmak ve tabii ki hani kadın hakları noktasında oluşturulacak bir platform oluşturmak. Yoksa hani bizim şu anda şu dediğimiz herhangi bir şey yok. Ama var olan bir büyük resim var. Bu büyük resim üzerinden de sanıyorum bütün kadınlar zaten rahatsız. Doğrudur. Kadınlar sokağa çıkmakta imtina etmiyor ama imtina edilmesi için de gereken her şey yapılıyor. Şu anda. Hı hı. Tabii ki sokağa çıkmayan kadınlar da var. Bir şekilde onlara da ulaşmamız gerekiyor. Hı hı. Bunları da göz ardı etmememiz lazım. Tabii mesela aslında AKP hükümeti de bu zamana kadar her hükümet programı açıklamasında, her kongresinde
mesela özel olarak kadınlara da teşekkür eden, kadınların da varlığının AKP'nin devamlılığı açısından ne kadar önemli olduğunu, hakkını teslim eden bir pozisyonda duruyor. Yine bu en son yapılan kongre süreci de bunu da yeniden gösterdi. Hı hı. Şimdi dönüp baktığımızda memlekette bir ayrım var. %50-%50 diye tarif ediliyor. Aslına bakarsanız bir kutuplaştırma süreci bu. Mahallelere yansıyan, iş yerlerine yansıyan, işte ne bileyim komşuluk ilişkilerine, arkadaşlık ilişkilerine yansıyan süreçler bunlar. Şimdi bütün bu kutuplaştırma bir taraftan gerçekten AKP'nin de hani kendi şeyini, politikalarının parçası haline getirmeye çalıştığı kadınları bu kadar sıkı tutma çabasının yanında siz gerçekten kadınlara nasıl ulaşacaksınız? Nasıl bir perspektifiniz var bu açıdan? Şimdi yerel seçimlerde şöyle bir istatistikler açıklanmıştı. Ben o zaman hani İzmir'deydim ama tabii Türkiye genelinde çıkartılan bir istatistikti. AKP'nin en fazla oyu kadınlardan aldığı açığa çıkmıştı ki bu 7 Haziran ve 1 Kasım için de geçerli. Ya tabii şöyle bir durum var. Bir taraftan 3 çocuk, 5 çocukla kadını eve kapatan bir sistem var. Ve bu sistemin yanında da her çocuk başına işte para veren bir sistem var. Şimdi böyle olunca bir taraftan nüfus sayısı artıyor evdeki ama bir taraftan da evde çalışan kişi sayısı da bir. Hani bu duruma baktığımızda. Şimdi böyle olunca haliyle AKP ve devlet kadınlara sürekli bir çocuk parası, işte evde sosyal oturduğu için sosyal yardım ya da sosyal hak gibi şeyler veriyor. Ve bu durumda da hani kadın haliyle o paranın kesilmesini ya da yok olmasını istemiyor. Ama burada tabii şöyle bir ayrım var. Yani AKP bu sosyal yardımı, tırnak içerisinde sosyal yardımları hep kendine oy verenlere yapıyor. Yani sonuçta bu bir devletin yapması gereken bir şey. Sonuçta sosyal hak diyoruz. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşın alması gereken bir şey. Yani sen bunun gelir düzeyine bakmaksızın bunu veriyorsun. Yani hani eleştiriyoruz. Yer yerde gündeme geliyor işte muhtarlarla yaptığı toplantılar. Aslında çok akıllıca bir politika bakıldığında yani. Hı hı. Sonuçta hani tek tek hani adresleri almak, insanlara ulaşmak, birebir hani gitmek evlerine. Hani bunu AKP yapıyor. Çünkü bütün olanaklar kendisinin elinde. Yani bütün devlet güçleri, bütün devlet mekanizmaları kendisinin elinde. Hı hı. Şimdi karşımızda böyle bir güç var. Bu gücün karşısında da hani eşitlikten, özgürlükten, aslında kadınların tırnak içerisinde farkında olmadığı ezilmişliklerini anlatan bir kesim var. Yani bizler varız. Şimdi şunu söylüyoruz yani sen evet sosyal hak bu senin alman gereken bir şey zaten. Bunu alırken yanında kaybettiklerin neler? Bunu hiç düşünebiliyor musun? Hı hı. Senin çocuğun okulda aldığı eğitim, dışarıda karşılaşabileceğin şeyler, emek, gaspın bunların hepsini düşünüyor musun aslında? Hani diye sorduğumuzda hani kadın şu anki koşulunun iyileştirilmesi halinden bakıyor. Hı. Hani bu çok aslında günlük normal. Günlük hayatın devam ettirilmesi zorunluluğu. Ya, bundan bakıyor herhalde. Yani sonuçta bu çok da anlaşılmayacak bir şey değil. Hı hı. Aslında. Hı hı. AKP'nin oynadığı hani politika kazandıran bir politika kendisine. Kadınlara oynuyor. Diyelim ki bu sizin karşınızda çok büyük bir koz bir taraftan. Hı hı. Kadınlara ulaşmanızın önündeki çok büyük engellerden bir tanesi. Hı hı. Hani bu açıdan sizin şeyiniz nedir? Hani bunu aşmak üzere hani bir çabanız olduğu çok açık. Hı hı. Ama bunun için böyle bir planın şeyiniz var mı yoksa bunu tartışmak mı istiyorsunuz? Ya, tabii ki hani biz hani AKP'li kadınlara da gidiyoruz. Sonuçta bu 7 Haziran'daki seçimlerde biz aslında AKP'nin, biz dedim hani HDP, AKP'nin oylarını aldık. Hani söyleniyordu CHP'den oy geldi size diye ama hayır biz AKP'nin oylarını aldık. Ya sonuç olarak insanlar görüyorlar tezatlı politikalardaki. Bugün evet sana para veriyor ama, sana bu kadar şey söylüyor ama şimdi komisyonun yani maddelerine baktığımızda bir taraftan hadım edilmesini söyleyen komisyon bir taraftan da kadının aslında bir sürü hakkını alıyor. Evet. İşte bunlardan bir tanesi yetim aylığı. Hani kadınların aslında uzun yıllardır çalışmayıp işte evde eşine, çocuklarına bakmasının aslında hani kadın çalışmıyor, erkek çalışıyor ve erkek çalışmasından sonra emekli oluyor ve ölünce parası eşine kalıyor. Hı hı. Şimdi bu diyor ortadan kalkar diyor. Sen evlenmeyi reddedip birisiyle birlikte yaşamak istediğin zaman diyor ben bunu keserim senden tespit ettiğim zaman. Ya da nafaka hakkı aynı biçimde. Nafaka hakkı
Bunu işte çeşitli şeylerle senin ispat etmen gerekiyor. Pek çok şey yapman gerekiyor. Yani şiddet gördüğünde, bunu AKP'li kadın da şiddet görüyor sonuçta bazı yerlerde. İşte 15 gün senin bir koruma talep etme hakkın var. 15 günden fazla istiyorsan senin gerçekten canına kasteden bir şiddet gördüğünü ispatlaman gerekiyor. Gibi gibi. Yani bir sürü şeyle karşı karşıyayız. Bunları işte bizim gidip insanlara anlatmamız gerekiyor. O yüzden herhalde en somut talepler neyse biraz o somut talepler üzerinden gitmek lazım. Yani sadece şey para olacak. Ve işte verilen sosyal yardımlar değil yani. Senin bugün hani kocan çalışıyor ama ne kadar emeğinin karşılığını alabiliyor? Yani sen o 5 çocuğa ya da 3 çocuğa aldığın parayla ne kadar bakabiliyorsun ki? Senin hakkın zaten. Evet. Biraz hani politikalar üzerinden somut şeylerle kadınlara ulaştığımız zaman ben hani başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Peki, uzun bir tartışma. Bu tartışmaya daha devam ettirmemiz gerekecek yol haritamız açısından. Evet, maalesef süremiz bitmiş oldu. Sevgili Deniz'e ve Pınar'a çok teşekkür ediyoruz. Yine aslında bu süreçte farklı tartışmalar oldukça onları ağırlamayı da, bu tartışmaları izleyicilerimize paylaşmayı da biz de çok isteriz. İkinci bölümümüze devam edeceğiz. Şimdi haberler var. Haberlerin ardından Ekmek ve Gül devam edecek. Ekmek ve Gül'ün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Avon deyince aklımıza gelen makyaj malzemeleri, güzellik, güzelleşme ve kadınlar. Yüzden fazla ülkede 6 milyon kadın satış temsilcisi var bu firmanın biliyorsunuz. Ve Gebze'de bulunan deposunda çalışan 8 işçi sendikal faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle işten çıkarıldı. Ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Avon Deposu'nda çalışan depo, antrepo, gemi yapımı, deniz taşımacılığı sendikasına üye oldukları için işten atılan 8 işçi depo önünde beklemelerini sürdürüyorlar. Bir direnişe geçtiler ve işçiler talepleri kabul edilinceye kadar fabrika önündeki direnişlerini kararlılıkla sürdüreceklerini de ifade ediyorlar. İlginç notlar var işçi kadınların bizlerle paylaştıkları. İşçiler adına Eylem Görgü şöyle bir şey ifade ediyor mesela. Diyor ki 21 yıldır Türkiye pazarında olan bir firmadan bahsediyoruz ve bunun ilk kadın genel müdürü firmayı diğerlerinden ayıran en önemli farkın dünyanın her yerinde milyonlarca kadına ve ailelerine daha iyi bir hayat olanağı kazandırması olduğunu söylüyor bu firmanın. Peki işçi kadınlar açısından durum ne? Onu da işçi kadınların kendisinden öğreneceğiz. İşçi kadınlar bu süreçte Avon'un aslında kendi hayatlarını hiç de iyi bir olanağa kavuşturmadıklarını ifade ediyorlar. Ve bütün kadınları bu direnişe çağırıyorlar. Bu direnişin desteklenmesine çağırıyorlar. Bir dayanışmaya bekliyorlar. Ve depo önündeki direnişlerinde kabul edilene kadar bütün talepleri sürdüreceklerini ifade ediyorlar. Ve şirkete bir yanıt da veriyorlar. Şirkete işçi kadınların verdiği yanıtı izleyelim şimdi. I joined Avon 16 years ago because I was so inspired by its vision to dedicate its efforts for women around the globe. And we build a community that brings women around the world beauty, confidence. They gain financial independence. This thing fights breast cancer and domestic violence and truly give women a better hope for tomorrow. So when I say I'm proud to work for Avon, it's not because we have just a wonderful beauty business. It's because we do truly help women around the world. Join me, girls.
8 kadın işçinin cevabı böyle. Ve kadınlar depo önündeki bekleyişleri, direnişlerini sürdürürlerken aynı zamanda herkesin dahil olabileceği bir eylemi de örgütlemeye, organize etmeye çalışıyorlar. Sosyal medya üzerinden bir amaç için güzellik, Avon direnişte rujunu sil sesini yükselt etiketleriyle, hashtagleriyle bir kampanya da yürütüyorlar aynı zamanda. Siz de aslında özellikle bu alanda kadınların yaşadıkları hak gasplarına ses çıkartmak istiyorsanız, özellikle kadınlar üzerinden, kadınların güzelliği üzerinden para kazanmaya çalışan bir firmaya karşı kadınların emeğini sömürmemesi gerektiğine ilişkin bir cevap oluşturmak istiyorsanız, bu etiketlerle siz de bu dayanışmanın bir parçası olabilirsiniz. Yeniden hatırlatayım, bir kozmetik şirketi Avon ve Gebze'deki deposunda 8 kadın işçi sendikalaştıkları gerekçesiyle işten atıldı. Bu fabrika aynı zamanda çok ciddi işçi sağlığı, iş güvenliği sorunlarının yaşandığı, ücret politikalarının kadınların hayatlarını insanca devam ettirebilecek biçimde yapılmadığı ve bir taraftan da emek mücadelesi, emeğin örgütlenmesi mücadelesinde kadın işçileri kapının önüne koyarak cevap veren bir şirket olarak karşımıza duruyor. Kadınlar bizi direniş güzelleştiriyor diyorlar. İşte Avon'un sizi güzelleştiriyoruz sloganı karşısında bu cevap belki de biz kadınların sahip çıkacağı en önemli cevaplardan bir tanesi. Evet, bir emek mücadelesi alanına daha gideceğiz. Biliyorsunuz belediye çalışanları son dönemlerde özellikle işten atmalarla, taşeronlaştırmalarla karşı karşıyalar. Ve bütün bu süreçler aynı zamanda işçilerin de cevap oluşturduğu süreçler. Avcılar Belediyesi'nde bir süredir direnen işçiler haklarını istiyorlar. Ekmek paralarını insanca koşullarda kazanmak istiyorlar, örgütlenme haklarını kullanmak istiyorlar. Ama tam da bu nedenle tıpkı Avon'da olduğu gibi işten atma süreçleriyle, bir baskı süreciyle karşı karşıyalar. Avcılar'da, belediyede direnişe geçen işçilerin eşleriyle, kızlarıyla görüştük ve onlar da sözlerini ortaya koysunlar, sözlerini bizimle paylaşsınlar istedik. Programımız onların sözleriyle devam edecek. Biz yarın yine hayatın sesinde olacağız. Kadınların sesi daha yüksek çıksın, kadınların sesi dünyayı değiştirsin, hayatı değiştirsin diye. 16.10'da buluşuyoruz. Yarın yine buluşalım. Hoşçakalın. Merhaba Ekmek ve Gül izleyicileri. Avcılar'da Avcılar Belediyesi önündeyiz. 22 gün önce sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin çadırı, grev çadırı önündeyiz şu an. Bugün burada hem işçi eşleriyle hem de işten atılan kadınlarla konuştuk. Şimdi onların sözlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Adım Fatma Palat. İşte eşim burada sendika üyesi olduğu için işte işten çıkartıldı. Biz de ona destek olmaya geldik buraya. Hani bir uzlaşma olsa tamam diyeceğim ama uzlaşma da yok. Çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum. 4 tane çocukla uğraşıp duruyoruz işte. Allah'a kaldı işimiz. Bir an önce işte şu uzlaşma yapılsa da diyoruz artık biraz rahat nefes almak istiyoruz artık yani. Gerçekten artık bunu aldık. Hani 4 tane çocukla ilgilenmek öyle kolay değil. Hani onun maması, ondan sonra bezi, çocukların okul masrafları. Yani sadece büyük kızımın ayda 300 milyon sadece okul masrafı. Bebeğimin de 100 liraydı onun masrafı 400. Ortanca olan kızımınki de en az 500 lira onların masrafı gidiyor. Aldı zaten 2000 lira maaş. Hadi 1000 lirası evin kirasıydı çocukların masrafı derken bitiyor. 1000 lirayla nasıl geçineceğiz? 8-9 nüfus bizde. Şimdi sadece tek kişi çalışıyor. Bakabiliyor. Bebeğiniz ne kadarlı? 7 aylık. Mamasını, bez ihtiyaçlarını, yani bunları yeteri kadar karşılayabiliyor musun? Sonuçta iyi beslenmesi gerekiyor bu bebeğin. Besleniyor çok şükür alıyoruz yani sadece bir mama 60 lira. Almak zorundayız yani onu alamazsak o çocuk zaten beslenemeyecek. 40 lirada bez parası, hadi 90-100 liranın masrafı gidiyor zaten. Hadi bir ay bile gitmiyor mama parası. Maması en az 15 günde bir mama almamız gerekiyor. Hesaplasak 60-120 lira sadece ayda mama parası. Ya en azından hani damlamasa, akmasa da damlıyordu. Bir şekilde idare etmeye çalışıyorduk.
Ama şimdi artık hani derler ya, şuradaydı şuraya kadar geldi. Yani bu olaylardan sonra artık gerçekten zorlanmaya başladık. Hani dört çocuğa bakmak kolay değil. Hani eşimin eline bakıyoruz. Hani çalışamıyorum. Hani bebeğim olmasa ben de eşime destek olmaya çalışacağım. Ama bebek olduğu için, çalışamadığım için daha zorlanmaya başladık. Sıktı artık biz, yani sıkmaya başladı. Bazen oluyor çocuklarıma okul aşını bile veremediğim zamanlar oluyor. Ya o sıkıntıyı yaşıyoruz. Eve yansıtmamaya çalışıyoruz ama bir yere kadar yansıtmayacağız da nereye kadar yansıtmayacağız? Biz istiyoruz ki hani çocuklarımız iyi bir koşullarda büyüsün, iyi bir koşullarda yaşasın istiyoruz ama olmuyor. Ha, bir yeri kapatayım derken bir taraf açılıyor. Bir tarafı kapatayım derken bir taraf açılmaya çalışırken olmuyor bu sefer. Bu sefer eşime diyorum, hani canını sıkma diyorum. Bir şeyler yoluna girmeye çalışır, aklını almaya çalışıyoruz ama nereye kadar alacağız? Hani belediyenin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz artık. Gerçekten olmuyor. Ya, belediye başkanı Handan Toprak bu işin kendisiyle alakalı olmadığını, taşeron firmanın bunda konuşuyor. Ben inanmıyorum ki taşeron firmayla senin ne alakan? Yani böyle bir şey olabilir mi? Hani demek ki senin de bu işte bir şeylerin var ki, rahatsız olduğun şeylerin var seninki. Ama bu şeylerde bir şey yapmaya çalışıyorsun. O zaman senin bu işte parmağın yoksa, benimle ilgili diyorsan, sen o zaman bu kadar işçi niye çıkarıyorsun? Ya bu kadar işçinin ekmeğiyle niye oynuyorsun? Ne hakkın var senin bu kadar insanların? Bu insanlar 22 gündür burada bekliyorlar. Sen maksadın ne? Söyle ki bize maksadını, biz de bunu bilelim. Hanım, kimse susmasın. Yeter susmayalım ki hakkımızı arayalım ki eşlerimize destek olalım diye biz buraya geliyoruz. Hani çocuklarımızın, kimseye çocuklarımızın yarın şeylerini karartmaya kimsenin hakkı yok. Ben burada çocuğumu hasta bıraktım geldim ki eşime destek olmaya. Handan Toprak buradan duysun ki yarın bir gün anlasın ki çocuklarımız ne durumda, ne şekilde olduğunu anlasınlar. Ki bu insanlar bak bu şekilde burada bekliyorlar. Bunu anlamaları lazım. Biz bu kadarını söylüyoruz. Yani biz eşlerimize destek olmaya geldik ki yani eşimize desteğimizi bir anda olsun ki yani bu işe çözüm olsun artık. Yani eşimiz işe gelsin, dönsün istiyoruz. Kimse aç kalmasın, çocuklarımız aç kalıp da aç yatmasınlar. Hani biz şekilde idare edebiliyoruz ama çocuklar idare edemez. Bizim maksadımız çocuklarımızın iyi bir geleceği olsun istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Çevremizin işte şöyle bir şey var. İşte sendikaya niye girdin? Ben de diyorum ki sendikaya niye girdi? Eşim hakkını istiyor. Ya bu bizim hakkımız. Ya eşim hakkını istiyor. Kötü bir şey değil ki. Sendikaya girmek kötü bir şey değil ki. Hakkını ister. Neden? Ezilsin mi? Ezdirsin mi kendini? Yani bu mu? Ama kimse kusura bakmasın. Ben eşimin arkasındayım. Bu saatten sonra da kimseyi de dinlemek istemiyorum artık. Benim sadece biz niyetimiz eşimizin işini geri alması. Rahat bir huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Yani huzur da kalmadı diyelim artık. Yani bu ülkede huzur bırak. Yani eşimiz burada, çoluk çocukla, hani görüyorsunuz işte halimiz böyle. Ekmeğimizi istiyoruz, eşimizin işe geri gelmesini istiyoruz, çocuklarımızın aç kalmasını istemiyoruz. Yani bizim diyeceğimiz bu, başka bir şey istemiyoruz. Yani başka ne isteyelim artık yani? Ben bir anneyim, dört tane çocuğun annesiyim ben, eşim de baba. Çocuklarıma ekmek vermek zorunda, biz de onu istiyoruz. Ne isteyebiliriz ki başka bir şey? Başka ne isteyebiliriz? Eşim de işten çıkarıldığı için yanında olmak zorundayız. Bugün bebeğinizle birlikte buradasınız. Evet, elimden geldiği kadar fırsat buldukça geliyorum her zaman. Eşime destek olmak için. Çalışıyor musunuz? Kaç çocuğunuz var? Dört çocuğum var. Üç okula gidiyor. Biri de kucağımda. Gidemiyorum. Peki siz şu an geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Ocağınızı nasıl kaynatıyorsunuz? Tencerenizi? Vallahi bulgur çorbası diyeyim, ne diyeyim, elimize ne geçerse onu pişiriyoruz. Yani Handan Hanım gibi her gün tavuk, her gün kırmızı et yemiyoruz. Hani bir elimiz yağda bir elimiz balda değil. Ne bulduk, fakir ne yerse onu yiyoruz. Ne diyeyim, kadının dilinden kadın anlar dedik, başımı da getirdik. O da çok iyi anlıyormuş, ona teşekkür ederim. Kendisinin sorumlu olmadığını söylüyor. Eşinizin işten atılmasında. Sorumlu olmadıysa niye yanımızda diye şu an bizimle destek olsa, sorunumuzu çözse, işimiz niye 2 aydır işsiz, 22 gündür buradayız, çoluk çocuk hepimiz burada perişanız. Niye? Ben de onu ona soruyorum. Onun bunun cevabını bana verirse sevinirim.
Peki çocuklarınız ne diyor? Onların akılları eriyor mu? Babaları direnişte, siz buradasınız, ona destek oluyorsunuz. Bununla ilgili neler diyorlar çocuklarınız? Anne babamız ne zaman iş alacak? Anne sen bize ne zaman bir şeyler alacaksın? Arkadaşlarına bir şey gördün mü? Anne bir şuna almış. Karne hediyesi geliyor. Karne hediyemize ne alacaksın? Tamam kızım alacağım. Tamam hep atlatarak geçiştiriyoruz. Ama onlar da biliyor. Onlar da üzülüyor. Sıkıntımızı biliyor. Ama ne yapalım? Sonuna kadar arkasındayım. O çocuklarımın için koşuyorsa ben de onun arkasındayım. Bir anne baba olarak her zaman. Bir anne olarak dört çocuğum. Yani burada bir benim dört çocuğum değil. Burada çıkartılan bütün çocuklarımızı görsün. Ben buraya gece gündüz gelip de böyle görmek istemiyorum. Gözyaşımızı görsün sadece. Onun da çocuğu var. Hiç mi yani hiç mi vicdanı sızlamıyor? Elini vicdanına koysun bu gece bir düşünsün. Ben dört çocuğumla gece gündüz buraya geldim. Perişan halde uykularımı bölüyorum. Duysun Handan adam. Yeter artık. Biz onu kadın diye dilimizden anlar dedik. Yani eşimin ne suçu günahı var, ne suçumuz var söylesin. Başkan oldum değil Allah olmadı. Ondan büyük Allah var. Bunu böyle bilsin. Sadece benim diyeceğim bu kadar. Mağazanın önünden geçerken hani biz de heves ediyoruz işte şunu alalım şunu alalım. Sonuçta yaz geldi hani yazlık ayakkabıdır, yazlık kıyafettir hani gibisinden. Biz Handan Hanım gibi hani şey yapamıyoruz. Her gün günde bir tane kıyafet alıp hani değişik değişik giyinmiyoruz. Kıyafet aldığımızda onu 3-4 yıl giyiyoruz. Bir ayakkabı aldığımızda 3-4 yıl giymek zorundayız hani. Çünkü aldığı hani 1900 TL ile hava atıyor ama aldığı maaş zaten kredilerine. Evli hani evlendi, taksittir, odur budur, ev kirasıdır filan. Şu an birliğim hani annesiyle beraber birliğim ben. Ama aldığı maaş yetmiyor yine. Hani zaten çoğu gidiyor şeyine, taksitlerine oraya buraya. Tek çocuk annesiyim ben. Ama geçim çok zor. Bir de şimdiki devirde geçim daha çok zor. Bir an önce buna son versinler hani. Tek isteğim o. Başka bir şey demiyorum. Sendika zaten onların hakkı. Boşuna çıkarmadılar hani. Bir an önce buna son versinler hani. Çocuğunuz için ne istiyorsun? Son verdiklerinde çocuğum için zaten en iyisi olacaktır hani. En azından hani bir şeyden geçtiğimde çocuk küçük olabilir ama ona en azından hani heves ettiğim ayakkabıyı alabilirim, kıyafeti alabilirim. Onun gibi hani o da annedir yani sonuçta. Çocuğum için de onu istiyorum. Başka bir şey demiyorum. Sınıf bellidir, taraf bellidir. Onlar burjuvazidir, sermayedir. Bunlar işçi sınıfıdır, ezilendir, sömürülendir. Bütün etnik kimlikleriyle birlikte kardeştir. Birlikte mücadele ediyorlar. Sorun bakın içerisinde Rizelisi var, Trabzonlusu var, işte Muşlusu var, Diyarbakırlısı var. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bütün bu kimlikleriyle birlikte mücadele ediyor. Aynı sömürüye maruz kalıyorlar. Aynı kölece çalışma koşullarına maruz kalıyorlar çünkü. Bu çöp toplayan işçiler, çalışma koşulları çok zor. Sularını kendileri alıyorlar. Çay içecek çayları yok, çay vermiyorlar. Soğukta işleri bittikten sonra girip barınacakları soğuktan, yağmurdan, çamurdan korunabilecekleri bir mekanları verilmiyor, tahsis edilmiyor. Onun dışında en pis işi yapıyorlar. İnsanların bütün artıklarını temizliyorlar ve o pislik gibi görülüyorlar. Hem halk tarafından öyle görülüyorlar, hem işverenleri, şefleri, ustabaşları tarafından öyle görülüyorlar. Ve bu işi, en pis işi yapıp insanlara güzel bir ortam sunduktan sonra, mesaileri bittikten sonra bu işçilerin iş yerlerinden çıkarken duş alıp çıkmaları lazım. Duş alabilme imkanları yok. Bunu geçsin. Ellerini sabunla yıkayacak hijyen ortamları yok. Kullandıkları süpürgeleri, kullandıkları faraşları, kullandıkları eldivenleri kendi ceplerinden almak zorunda kalıyorlar. Bütün ondan sonra da işte çıkıyorlar diyorlar ki işte nedir? Hiçbir şey bilmeyen bir işçiye kim 1900 lira verir, 2000 lira verir diyorlar. Sen bu 1900 lirayı veriyorsun ama bu 2 aylık ödenmeyen ücretleri hiç düşünmüyorsun. Nasıl ödenecek? Sen diyorsun ki işte taşeron sorumludur. Yok, asıl sorumlusu işverendir. Taşerona işi verendir. Ve hep başından savmaya çalışıyorlar. Geçen gün Handan Hanım geldi.
şantiyenin orada. İşte esti, yağdı, gürledi, 100 tane işçiyi tazmasız işten atmakla tehdit etti. Şu an yanımızda işten atılan işçilerden bir tanesi var. O da arkadaşlarına selam verdiği için işten çıkartıldı. Temizlik biriminde değil, büro bölümünde çalışıyor kendisi. Şimdi işten atılma sürecini ve direnişe geçiş sürecini ondan dinleyeceğiz. Sizi tanıyalım önce. Merhabalar, ben Elif. Ben de bu kurumda çalışan diğer personellerden biriyim. Daha doğrusu artık değilim. Çok saçma bir bahaneyle işten çıkartıldım. Sırf buradaki emekçi, onuruyla, namusuyla, ekmeğinin peşinde olan insanlara selam verdim diye, direnişe destek verdim diye işten çıkartıldım. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları üyesiyim. Yaklaşık 7-8 yıldır bu partiye emek veriyorum. Çok büyük, çok büyütülecek bir işte çalışmıyorum aslında. Asgari ücretle çalışıyorum. Yolum yemeğim için de dahil Avcılar'a 45 dakika mesafede bir mahallesinde oturuyorum. Burada insanların ne kadar zor durumda olduğunu görerek, yani hissederek daha doğrusu, ekmek kavgalarını gördüğüm için desteğe geldim ve çok komik bir şekilde eyleme gelip selam verdikten 5 dakika sonra aranıp işten çıkartıldığımı söylendi ve mesai saatlerimin dışında. Sebebini sorduğumda bana hiçbir gerekçe gösterilmedi. Hiçbir bahane, hiçbir savunma vesaire, hiçbir şey istenmeden işinize son verildi. Yarın işe gelmenize gerek yok. Pazartesi günü size gerekçeleri söylenecek dendi. Pazartesi günü arandıysa çok komik bir gerekçeyle. Neydi gerekçe? Ben belediyemizin işletme bölümünde çalışıyorum, bir kafesinde. Bana bir müşterimizle diyaloğa girip tartıştığım söylendi. Ama ben o gün o kadar hastaydım ki bırakın tartışmayı, konuşacak halim yoktu. Kimseyle tartışmadım. Oradaki müşteriler de beni çok severler, tanırlar. Gidip onlarla da röportaj yapıp sorabilirsiniz. Ama başkanımız gerek işletme müdürümüz, hiç kimse dinleme lüzumunda bile bulunmadılar. Önemsemediler. Ben de sonucunda buradayım. Hakkımı arıyorum. Diğer insanlar gibi, buradaki diğer mağdur arkadaşlarım gibi. Madem ekmek veremeyecekti, umut da vermeseydi bizlere. Baştan söyleseydi, deseydi ki benim size verecek ekmeğim yok. Herkes başka yerde arasın ekmeğini deseydi, biz de başka yerlerde arasaydık ekmeğimizi. Umut ekmekten daha kötü bir şey. Ekmek kavgasındaki en büyük çabamız, umudumuzdu zaten. Umudumuzu da yitirmeye başladık artık. Çünkü kendisi bizimle alay eder gibi konuşuyor, önemsemiyor, tehditler savuruyor. Ki keza bunu pazar günü gelip yaptığı açıklamada gördük. Hepiniz şahit oldunuz bu açıklamalarına. Kendisi sosyal demokrat bir insan. Her şeyden öte bir anne. Ben de bir anneyim. 5 yaşında bir oğlum var. Kendisinin de olduğu gibi. Ve ben eşimden ayrıyım. Hiçbir nafaka, hiçbir şey almıyorum. 5 yaşındaki çocuğum artık... Nasıl bakacağım, nasıl mücadele edeceğim, hangi yola başvuracağımın derdindeyim. Ama kendisi tabii ki bizim gibi değil. Onun işi, gücü, her şeyi yolunda, ihtiyacı yok. Ve ben 5 yaşındaki oğlum akşam eve geldim. Anne bana bugün ne aldın dediği zaman verecek hiçbir cevabım yok. Çünkü alamıyorum. Gecikmeli maaşlarımızda olsun keza, ödeyemediğimiz faturalarımızda olsun, sıkıntılarımızda. Çalışma şartlarımız hiç insanca değil. İnsan, yani normal bir insanın çalışacağı şartlarda çalışmıyoruz. Sözde 8 saat çalıştığımız söyleniyor ama o 8 saatin sonrasında da mesailere bırakılıyoruz, yeri geliyor. Bu mesailer ortada yok. 4 kişinin yapacağı işi bir kişi yapıyoruz. Bir tane eleman izinliyse onun yerine o gün 12 saat çalışıyoruz. Ortada hiçbir şey yok. Kendisi çıkıp kanallarda vesaire şurada burada iddia ettiği gibi çok insancıl koşullarda çalışmıyoruz. 48 personel çalışıyoruz. 48 tane amirimiz, memurumuz, müdürümüz var. Sürekli emirler yağdıran, hiçbir şeyden memnun olmayan, bir türlü tatmin edemediğimiz insanlar var. Biz zaten... Yeteri kadar hayat kavgası veren insanlarız. Mücadele içerisinde boğuşan, yoklukla, fakirlikle, işte ev sahibimizle, faturalarımızla, devletimize dayattığı zamlarla
mücadele eden insanlarken bir de onların egolarını tatmin etmekle uğraşıyoruz. Ve maalesef bu bir tek Avcılar Belediyesi'nde değil, bu her yerde geçerli. Bugün bu Beşiktaş Belediyesi'nde de, Bakırköy Belediyesi'nde de, her yerde. Bu insanlar dün nereden geldiklerini unutmuş insanlar. Daha düne kadar bizim gibi akbillerle, otobüslerle gezen insanlar, bugün altındaki arabalarla emir yağdıran insanlar ve maalesef çok kötü bu. Bir Cumhuriyet Halk Partili olarak, bir sosyal demokrat olarak bunları gördükçe utanıyorum bu partiye verdiğim emeklerden, gece gündüz mücadelelerimden, 2011 seçimlerinde karnım burnumda astığım pankartlardan, dağıttığım broşürlerden, şu insanların halinden utanıyorum yani, diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ben sendika üyesiyim. Sendika üyesi olduğum için zaten bu durum ortaya çıktığında da işten çıkartılacaktım, eminim bundan. Hiçbir şüphem yok çünkü kendilerinin tatmin edemediğimiz egoları bir türlü işçi sınıfını kabullenemiyor. Bu kavgayı da anlamış değilim zaten. Bizim oylarımızla oradasınız. Bizim çabalarımızla, bizim mücadelelerimizle, bu insanların gece gündüz feragat ettikleri emekleriyle oradasınız. Siz kimin neye, yani kimin hakkını kime vermiyorsunuz? Bunu hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Zaten Handan Hanım'ın bu tavrına, bu tutumuna hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Kendisi Gezi doktoruyum, Gezi şuyum buyum diyerek geldi buraya. 2,5 yılda bize yaptığını bir göstersin. Bugüne buradaki harcamalarını, buradaki giderleri, buradaki insanların halini göstersin bize. Ne yapmış bizim için? Bugün Yeşilkent Mahallesi'ne gittiğiniz zaman mahalleye girilmiyor. Yollar berbat durumda. Elektrik, su daha yeni gelmeye başlandı. Çoğu insanlar evine ekmek götüremiyorken bir de dayatılmış oradaki vergiler. İnanılmaz bir tavır karşısında yani, şaşkınım yani şu an. Bize söyledikleri işte AKP faşizminden dem vurup buraya gelen insanlar daha beter bir faşizmle karşı karşıya şu an. Hani nasıl anlatılır bu, nasıl dile getirilir, hangi çözüm yani yoluyla bize bunları anlatacak? Hani ne gibi bir açıklaması var, bununla gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi AKP'nin verdiği seçim vaadi taşeron işçiyi sözde kadrolaştıracaktı. Şu an mevcutta da bizim belediyemizin kurduğu bir şirket var ama nedense bir türlü geçemediğimiz bir durum var ortada. Bir türlü sebebini anlayamadığımız ve bu taşeron firmalara verilen tavizler, verilen imkanları da anlayamıyoruz. Bugün neden Tomurcuk denen bu firma aslında 7 aylık bir sözleşme yapmışken 2 yıldır hala belediyemizle beraber çalışıyor, ona da bir türlü anlam veremiyorum. Belki AKP kazanmış olsaydı burada şu an taşeron işçilerin sorunlarını konuşuyor olmazdık. Çünkü AKP'li belediyelere baktığım zaman bütün işçiler maaşlarını zamanında alıyorlar. Biz sosyal demokratlar olarak işler acısı bir durumdayız. Beşiktaş Belediyesi, Bakırköy Belediyesi, Şişlisi, Silivrisi, şusu busu sayamayacağım bir sürü, 13 tane belediyesi. Ya biz o kadar güzel bir şansa sahibiz ki, aslında çok güzel bir ilçede belediye başkanı kendisi. Bu ilçedeki bir sürü fırsatları aslında maddiyata dönüştürebilecek durumda. Ve sahilimiz var, keza parklarımız, bahçelerimiz, kullanabileceği birçok alanlar varken neden kendi cebini doldurma derdinde hala? Neden sağındaki solundakinin cebini doldurma derdinde hala? Bu işçi ne olacak? Bu insanlar ne olacak? Genel başkanımızın bir açıklaması vardı. Bundan sanırım 1,5-2 ay öncesinde, yanlış hatırlamıyorsam net bir tarihte vermeyeyim. Bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinde asgari ücret 1500 TL olacak dendi. Ve biz 1500 TL'den asgari ücret aldığını iddia eden kurumlarız. Ama öyle bir şey yok. Bırakın asgari ücreti 1500 TL'den almayı, 20 gün, 25 gün, 2 ay, 3 ay maaşımızı alamıyoruz. Bu çok verilen vaatlerle, sözlerle yapılan şeyler çok tezat durumlar. Şöyle söyleyeyim, 1300 lira maaş alıyorum. Avcılara 45 dakika mesafede oturuyorum. 2 lira sabah, 2 lira akşam yol parası veriyorum. Çocuğumun ihtiyaçlarını nasıl sağlıyorum? Mesela yaz geldi, hala yazlık kıyafetlerini alamadım. Sağlayamıyorum maalesef. Gündelik ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamaya çalışıyorum sadece. Zaten yaklaşık 200 liraya yakın bir yol param var. İşte yemek paramız var ki bunların hepsi içinde dahil zaten. Ay sonu baktığım zaman sadece akbilime koyabileceğim 40 lira 30 lira cebimde kalmış oluyor. Çünkü bir çocuk, onu anlatamıyorsunuz. Oğlum bugün yok, kızım bugün yok diyemiyorsunuz. Mecburen almak zorunda kalıyorum ve ben o 1300 liranın 200 lirası yola gidiyor, 100 lirası kendi ihtiyaçlarıma gidiyor. Geriye kalan 1000 lira da zaten çocuğun masraflarına anca yetiyor. Kendiniz için özel bir şey de yapamıyorsunuz yani. Yok öyle bir şey yok zaten. Ben bunu Avcılar Belediyesi'ne başladığım zamandan beri unuttum zaten artık. Kendim için özel bir şey yapmayı bırakın. Çok kitap okumayı çok seven bir insanım ama en son aldığım kitap
6 ay önce Zülfü Livaneli'nin bir kitabı. 6 ay önce aldım ki ben bundan önce özel sektörde çalışırken 12 saat çalışıyordum ama hakkını karşılığını alıyordum. Yolum çok uzak olduğu için ayrılmak zorunda kaldım işten. Buraya geldim, yakın olsun, kendi belediyemiz, işte Handan Hanım, kendi insanımız, işte doktor vesaire, işte anne belki bizim halimizden anlar diyerek buraya geldik ama çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Çocuğumun gerçekten ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Bu yıl sonu okula başlayacak. Burada devam edeceksem eğer ne yapacağım onu da bilmiyorum. Çünkü mahallede olan okulun durumu ortada. İçler acısı durumda. Çocuklar mikrop kapıyor, hastalanıyor. İşte bir şey yok. Başka bir ilçeye okula göndermeye kalksam vereceğim servis parası zaten akla hayale almayacak bir para. Onu karşılayamayacağım. Şaşkınım. Ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilemeyen bir anneyim. Her şeyden önce insanlığımı, işçiliğimi geçtim, anneyim. Evladım için artık ne yapabilirim derdine düştüm. Buradayım. İşimi geri alana kadar, bu insanlar işine geri dönene kadar da burada olacağım. Kendisinin de ben şunu temenni ediyorum genel başkanımızdan. Bu şekilde, bu zihniyette insanların bir daha buraya gelmemelerini, bu faşist zihniyetteki insanların buraya gelmemelerini bir daha. Sendikadan korkmasınlar. Sendika onların haklarını savunan bir kurum. Onların mesailerini, onların alamadıklarını, emeklerini almaları için çabalayan bir kurum. Kadın her şeyi başarabilen bir yaratık, bir varlık. Kadın olmadan hiçbir şey olmaz. Devrimi yapan kadın, çocuğu doğuran kadın, ekmeği getiren kadın. Kadın her şey. Burada kendisinin dediği gibi toprak ana diyor ya kendisine. Kadın ana. Toprağın verdiği bir ana. Anaçlıklarını unutmasınlar. Emeklerin yanında olsunlar. Evlatlarına emeğin, haksızlığın karşısında durmayı öğretsinler. Çocuklarına nasıl çalıp nasıl çırpacaklarını değil, nasıl zengin olacaklarını değil, insanlığı öğretsinler. İnsanca yaşama koşullarını öğretsinler. Bir yere, bir kuruma gelip bir makam mevki sahibi oldukları zaman kimin sırtından geldiklerini unutmamalarını öğretsinler. Bir anne olarak, bir işçi olarak, bir emekçi kadın olarak bunları istiyorum. Özellikle kadınlarımızdan. Emeklerinin, mücadelelerinin arkalarında dursunlar, vazgeçmesinler. Çünkü pes etmeyen herkes kazandı. Biz de kazanacağız. Ben buna inanıyorum ve tek bildiğim doğru bu. Bunun peşinden de devam edeceğim. Bakırköy Belediyesi'nden atılan işçilerden biri yanımızda. O da Avcılar Belediyesi'ndeki işçilere destek vermek için bugün burada. Şimdi hem onun direniş, işten atılma sürecini hem de buradaki direnişe destek verme sürecini konuşacağız. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim Gülsen. Bakırköy Belediyesi'nde 3 yıl hizmet verdim. Çok aktif çalışıyordum. Partiye de çalıştım açıkçası. Aynı parti olmasına rağmen, yani aynı parti seçildi. CHP'ydi. Yine CHP geldi. İşten atıldık. Sebebi yok. Hiçbir gerekçe yok. Daha sonra öğrendim ki gelen başkan kendi adamlarını almak için var olan çalışanları çıkartıyor. Kendi adamlarını işe alıyor. Bugün çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum. Hayır, çalışmıyorum. Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Çalışıyor. İki tane çocuğum var. Üniversitede bir oğlum var. Çok zorlanıyoruz açıkçası. Yani işten çıkarılmam bütün bütçemizi, her şeyi sarstı. Evi satılığa koydum. Yani inanılmaz zorlanıyoruz. Yani yerel seçimler sonrası işten çıkartıldı. Yerel seçimler sonrası aynen. İşten çıkartıldı. Peki bugün bu direnişe destek olmak için buradasınız. Aynen öyle. Benim zamanımda böyle bir mücadele yoktu. Yani olsaydı çok çok iyi olurdu. Belki geri dönüşümüz olurdu. Bugün buraya bu arkadaşlara destek olmak için geldim. Haklarını arasınlar, asla pes etmesinler. Alacaklar, kazanacaklar inanıyorum ben. Ben çok üzüldüm, röportajı da dinledim, onlarla da konuştum. Çok zor şartlarda yaşıyorlar, hayat mücadelesi veriyorlar. Çocukları var, anneyim ben de. Çocuklarını düşünüyorlar, onların geleceğini düşünüyorlar. Ama yani istedikleri ne? Çocuklarının kursağından bir lokma ekmek geçsin. İstedikleri bu ya. Ya fazla bir şey istemiyorlar. Emeğinin karşılığını istiyor. Fazla bir şey istemiyor anneler ya da babalar.